olan bir başka isim sosyal medyada gündem dışı kaldı. Oysa ki Tuncay Özkan'ın tweetine kadar biz aslında sadece bir tek kişiyi ve onun iddialarını konuşuyorduk. O kişi Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'tu. Ve Enginyurt aslında Ankara kulislerinde ve ekonomi camiasında uzun süredir dillendirilen bir iddiayı ete kemiğe büründürüp Mehmet Şimşek istifa etti diye yazınca çarşı fena karışmıştı. Çünkü cuma günü yazdınız siz bu tweet'i. Evet. Ve dediniz ki Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi sabahı piyasalar yangın yeri. Etmiş miydi gerçekten? Tabii. Sizdeki bilgi böyle miydi? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bugün 26 Ağustos. Malazgirt. Alparslan'ın Anadolu'ya girişi. Mustafa Kemal Atatürk. Bir sabah Kocatepe'den yükselen o gür ses. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri diyerek 30 Ağustos'a kadar süren zafer bayramlarımızı da kutluyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bütün şehitlerimizi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Alparslan ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tabii. Bugün pazartesi piyasalar açıldı. Açıldı piyasalar. Ben önce şunu söyleyeyim. Ben borsada küçük yatırımcı olarak ifade edilen bir küçük yatırımcıyım. Öyle demediler, spekülatör dediler sizin tabii için. 94 yılından beri de borsayla ilgilenirim. Şimdi cuma günü borsada normalde borsanın yükselmesi gerekiyor, Türk borsasının. Aynı zamanda ben bir iktisatçıyım. Ekonomi tahsili yapmış bir iktisatçıyım. Her ne kadar böyle kavga, gürültü, sertlik gibi görülse de iktisatçıyım. Siz de ekonomistsiniz. Tabii 94 ama bunlar gibi değil. Ben ekonominin kitabını yazan değil. Ekonominin kitabını doğru yazanlardan okuyan iktisatçıyım ben. Karl Marx'ı da okuyan, Adam Smith'i de okuyan, liberal ekonomiyi de bilen, karma ekonomiyi de bilen bir iktisatçıyım. Öyle ekonominin kitabını yazıp, Hitit dilinde yazıp da kimsenin okuyup, becerip, bir türlü uygulamadığı bir ekonomist değilim ben. Dolayısıyla küçük yatırımcıyı korumak, kollamak adına değişik zamanlarda ben tepkilerimi ortaya koyuyorum. Mesela ben bundan önce Sedat Peker'in iddialarını mahkemeye taşıdım. Ali Fuat Taşkesenlioğlu 10 yıl Bankasya'da genel müdür yardımcılığı yapıp SPK'ya 10 yıl başkanlık yapan bir adamla ilgili 180 milyon dolar parası var diye bir iddia vardı. Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu, Korkmaz Karaca bugün bana spekülatör diye suçlama getirenler bu yandaşlarını unutturmaya çalışıyorlar aslında benim sırtımdan. Buna da alet olan kendine gazeteci diyen tipler de var. Arkadaş, spekülatör arıyorsanız en büyük manipülasyoncu Mehmet Şimşek buyursun karşıma gelsin, sizlerle beraber tartışalım. Türkiye'nin en büyük manipülatörü Mehmet Şimşek'tir. Çünkü neden? Çünkü neden? 20 gün önce saat 11'de sabah borsaya vergi uygulanacak yeni vergi paketinde dediği için borsa 3 defa devre kesmiş ve %9 düşmüştür. Ve o günden bugüne borsa iflah olmamıştır. Ve sürekli batıyor borsa küçük yatırımcı. Cuma günü Powell açıklama yaptı. Fed Başkanı Powell dedi ki faizleri düşüreceğiz. Enflasyon %2'ye inecek. Herkes rahat olsun. Amerikan borsası %1. Avrupa borsalarında %2 civarında yükseldi. Ama Türk borsasına bakıyorum ben o an. 2.55 düştü. %2.55. Ben de bir tweet attım. Ve o arada sordum bazı arkadaşlara, aracı kurumlara, tanıdığım ekonomiyi bilen insanlara, işte kulis dediğiniz şeylere sordum. Ne oldu dedim, niye düşüyor? Mehmet Şimşek istifa etti abi diyorlar dedi. Mehmet Şimşek istifa etti. Ben de baktım. Turan Çömez istifa etti, Cevdet Yılmaz engelledi demiş. Erol Mütercimler istifa etti demiş. Nuray Babacan istifa söylentileri demiş. İbrahim Kahveci istifa söylentileri demiş. Fatih Altaylı istifa söylentilerini ben de duyuyorum demiş. En son bugün İsmail Saymaz istifa söylentileri var demiş. AKP'den Şamil Tayyar tweet atmış. Bu istifa söylentileri AKP içinden yayılıyor. AKP içinden yayılıyor. Tabii. Ha ben, evet, sinsidirler, arkadan dolaşırlar, dikkat kesinlikle edin. Kesinlikle. Mehmet Metiner, Mehmet Metiner tweet atmış. Bunların sorumlusu AKP içinde belli gruplardır. Artık bunlar ortaya çıkarılmalı demiş. Saat 6'da borsa kapandı. 6'ya 10 geçe de borsada işlem biter. Bütünüyle kapanır. 18'den bahsediyoruz. Tabii 18'de. Evet.
Ben 8'i 9 geçe bir tweet attım. Dedim ki bugün ülkede ne oldu da sebepsiz bir şekilde borsa düştü dedim. Bakın bugün borsa İstanbul sebepsiz düşmedi. Belli ki beşli çete kavgası var. Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yeri. Cümleye dikkat edin. Belli ki beşli çete kavgası var. Bunu da niye söyledim? Neden söyledin? Beşli çetenin vergi borcunu Mehmet Şimşek, aslında Mehmet Şimşek düşmanlığı falan da yapmadım. Mehmet Şimşek, beşli çetenin vergi borcunu tahsil edeceği söyleniyor. Etmek istediği söyleniyor. Ama birileri direndiği söyleniyor. Herkesin bildiği bir şey. Sizlerin de yakinen bildiği bir şey. Söylediğini söylemediniz. Bunu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le kadrosu bir türlü anlaşamıyor. Uzlaşma yok aralarında. Mehmet Şimşek'in görüşmediği başkanlar var. Hala görüşmediği. Mehmet Şimşek'in kuyusunu kazanlar var. Başkanlardan kısıt atıyorum. TÜİK Başkanı vesaire. TÜİK Başkanı gibi vesaire. Peki. Görüşmediği kadrolar var. Mehmet Şimşek'in rahatsız olduğu, Mehmet Şimşek'ten rahatsız olan bir ekip var. Dolayısıyla ben de dedim ki ya bugün ne oldu da sebepsiz yine borsa düştü? Belli ki Mehmet Şimşek istifa etti. Saat kaç? 8.09. Yani borsa kapandıktan tam 2 saat sonra. Şimdi baktım demin KRT televizyonunda kendine gazeteci diyenler manipülasyon Cemal Engürt'ün açıklaması. Ya Allah sizi ıslah etsin diyeceğim ya. Nasıl bir insansınız? Nasıl bir vicdan sahibisiniz ya? 8'de kim borsa oynar ki? Nasıl borsa oynanır ki manipülasyon olur? Pazartesi ülke yangın yeri dememin bir sebebi şuydu. Eğer Mehmet Şimşek istifa ettiyse ülke çok kötüye gider. Ne oldu? Ben bunu yazdım. 10 gündür gazetecilerin, televizyoncuların, sizlerin Mehmet Şimşek istifa etti dedikodularına rağmen Mehmet Şimşek'in tek bir açıklaması var mı? Var. Bir tweet yazdı. Ona geleceğim. Bakın tek bir açıklaması yok. Sadece dezenformasyon başkanlığının bir açıklaması var. Maliye Bakanlığından birilerinin açıklaması var. Cevdet Yılmaz istifayı durdurdu deniliyor değil mi? Evet. Ya ben bu açıklamayı yapınca Mehmet Şimşek 9.30'da açıklama yaptı. Yani ben ülkede bırakın manipülasyonu. Ya ülkenin önünü açtım ya. Meseleyi netleştirdim. Meseleyi netleştirdim. Adamın istifa etmediğini kendi ağzından bütün Türkiye'ye duyurdum. Bu ülke ekonomisine hizmettir ya. Şimdi Oda TV çıkmış. Benim geçmiş dönemde manipülasyon yaptım, ceza aldım. Ya kardeşim sen aldınız benim... Aldınız mı? Ceza aldınız mı? Hayır ya. Takipsizlik verilerek kapandı dosya. Ama ceza da alabilirim. Çünkü niye? Ben işlem yapmışım. SPK ters görmüştür bu işlemi değil mi? Bundan doğal ne var ya? O günün şartlarında 2004 yılında yoğun işlem yaptığım dönemlerde SPK demiş ki sen şu kağıtta çok fazla almışsın demiş. Çok fazla almışsın. Yani sen manipülasyon yapmışsın dememiş bana. Bundan dolayı da ceza verilmiş. Bana ceza verenler de 15 yıl almış yatıyor şu an FETÖ'den hapiste. Ceza aldınız mı almadınız? Hayır. Yerelde ceza aldım. Yargıtay'da ceza bozuldu. Ne kadar yasaklı kaldınız? 3 yıl civarında bir ceza. SPK işlem yasağı koydu mu? Hayır. SPK hiç işlem yasağı koydu. Hiç işlem yasağı koymadı. İlginçtir zaten. Koysa zaten diyemezler. Haberler öyle çıktı. Cemal, tweetler de öyle. Ama ben şuraya geleceğim. Ya benim 2007'de, 2004'te ceza almış olsam bile borsadan, bugün ülke yangın yerine dönecek deyip küçük yatırımcının hakkını savunmamdan ne rahatsızlık. Ben manipülasyon yaptıysam iş çok kolay. Nedir? Ben dedim ki bu madem manipülasyonsa, efendim Viyop piyasası varmış bilmiyormuşum, bilmem gerekirmiş. Bir tanesi aradı beni, efendim dedi biz Viyop'ta zarar ettik. Tamam kardeşlerim, şimdi buradan dinleyenlere de çağırıyorum. Viyop ve kaldıraçlı piyasa gece açık, gece onu açık söylüyorlar. Yani. Dedim ki ne kadar zararın varsa dedim bana at, hemen göndereyim sana dedim. Niye zarar ediyorlar? Edemez, Viyop'ta öyle bir zarar söz konusu olamaz. Artı, bakın ben tekrar söylüyorum, hiçbir küçük yatırımcının borsada Viyop'ta işlemi olmaz. Viyop'ta işlem olacak adam büyük işlem yapan insandır ve o işlemler vadeli işlemlerdir. Kiralama işlemidir değil mi bunlar? Dolayısıyla benim söylediğim sözün arkasından Viyop'ta bile Mehmet Şimşek açıklama yapınca rahatlamış olmaları lazım. Piyasanın rahatlaması lazım ki nitekim rahatlamış. Şimdi çıkıp iki, hatta Oda TV haber yapmış. Cemal Engiyurt'un demiş 2007'de meyhanesi de vardı. Şimdi Oda TV'yi ben takip ederdim. Şey dedim, artık gündemimden çıkarttım. Ya benim meyhanem var, benim balık restorantım var Ankara'da. Çok da güzel bir balık restoranı. Aa, niye gitmiyoruz? Hiç daha şimdi çekmediniz değil yani. Yani ha, güzel. 2007 yılında. Ha. Onu yazıyor Oda TV.
Buradan bana niye derdi varsa. Ha, kardeşim benim niye balık restoranım olmasın? Balık restoranı çalıştırmak ayıp mı ya? Yani kötü bir şey mi ya? Nasıl bir şey bu? Yani balık restoranına meyhane deyince kötülemiş mi oluyorsun? Eline ne geçiyor? Sen gitmiyor musun oraya? Yemiyor musun? Ailenle birlikte gitmiyor musun? İlla içki içmen mi gerekiyor? Ya da içki içsen ne olur ya? Böyle bir anlayış var mı? Şimdi buradan Cemal Engin Yurt efendim borsacıya zarar verdi. Tekrar soruyorum. Ben dedim ki yapı kötü gidiyor. Her gün istifa etti. Edecek söylentileriyle. Borsa 20 gündür kaybediyor ya küçük yatırımcı. Büyük kayıp. Ben de kayıptayım ya. Çıkıp baksınlar hesabıma. Baksınlar hesabı. Benim ne olur ki işte 2-3 maaşım civarında borsada hesabım vardır. 10 milyon 20 milyon param yok ya yani. Dolayısıyla ben de küçük yatırımcı olarak diyorum ki yaptığınız işlemler kötü. Yanlış. Ya bakın size bir şey söyleyeyim arkadaşlar, gazetecisiniz. İsmi de veriyorum ya, SPK duysun. Megap diye bir şirket. Konkursunu ilan etti bir hafta önce. Binlerce insan battı özel. 1522 şirket son 5 ay içerisinde. E ne oldu şimdi, soruyorum size, borsada bu SPK ne iş yapar da Cemal Engin manipülasyon yaptı diye soruşturma açacak. Benim manipülasyon yapmam için açığa kağıt satmış olmam lazım. Benim manipülasyon yapmam için veya elimdeki bütün hisse senetlerini çıkarmış olmam lazım ki aşağı düşsün de ben düşüreyim bunu, sonra pazartesi alayım. E peki hala cuma gün benden dolayı düştü diyorsunuz. Bugün niye düştü? Şimdi onunla ilgili iki tweet göstereceğim. Caner Masum ve Ersin'in sorularını alacağım. Birincisi Şamil Tayyar'ın sizin hatırlattığınız tweet'i. Ben o tweet'i çok ilginç bulduğumu söylemeliyim. Şöyle yazıyor Sayın Tayyar, eski AK Parti milletvekili, eski meslektaşımız gazeteci ve MKYK üyesi. Maalesef Şimşek istifa ettiği yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler çoğunlukla içerideki maskeli dostlar. İçerideki maskeli ya dostlar. Ya kefenler diyor. Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayri resmi görüşü vardır. Daha tehlikeli olanı bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması ve geçer akçe olmasıdır. Yani AK Parti bunlarla doldu diyor. İtirazlarını açıkça ifade etmezler. Mehmet Şimşek'le ilgili eleştirilerini kastediyor. Arkadan dolanarak puan almaya çalışırlar. Sinsidirler. Şimşek Bakan'ın ekonomideki zorlukların yanı sıra aşması gereken bir problem de budur. Yani AK Parti'nin içerisindeki sinsi, ikiyüzlü insanlardır diyor. Ama yani burada Şamil Tayyar yine her zamanki gibi yaranma işini sürdürmüş. Şimşek istifa etti yalanıyla piyasayı manipüle edenleri, besleyenler. Neyi yalan, istifa etti? Sadece sizi kastettiğiniz hayır, sanmıyorum. Kimi kastederse bütün etsin. Bütün gazetecilerin bunu söyleyenler. Özlem Hanım tekrar söylüyorum. Arkadaşlarımız da duysun, Türkiye duysun. Yani istifa etti diyen biz miyiz? Öyle olmadığını söylüyor sonrasında yani cümlesinde. Dönüyor arkasından öyle diyor. Ki bizimkiler bunları söylüyor. Şimdi gelelim bugün borsa niye düştü meselesine. Bugün niye düştü? Tunç Çatıroğlu çok değerli bir ekonomist kendisi bugün yazdı. Borsa açıldı 2 saat geçti, endeks negatif. Cuma ve bugünkü düşüşün sonradan yalanlanan söylentilerle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sanayi üretimi sert düşmüş, reel kesim güveni düşmüş. Konkordatolar borsadaki bir şirkete kadar uzanmış. Yabancı haftalardır hisse satmış. Düşüş için bu kadar sebep zaten yeterli. Yine de teknik olarak belki bugün bir tepki yükselişi gelebilir. Gelmiyorsa durum gerçekten çok kötü. Tebrik ediyorum. Yani ben Tunç Bey'i şimdi ilk defa gördüm. Takip değerli, alacağım. Değerli bir uzman. Şimdi bakın, siz ülkede adaleti yerle bir etmişsiniz. Siz ülkede Anayasa Mahkemesi kararını uygulayıp Can Atalay'ı serbest bırakmıyorsunuz. Siz ülkenin insanlarına Haniye'ye milli yas niye ilan etti dediğinde cibiliyetsiz ev zencisi diyorsunuz. Özlem Gürses. Ben hep televizyondan da örnek veriyorum. Hakkını helal etsin. Kendisine de söyledim. En ağır hakaret etti şerefsizin biri. Alçağın birisi küfür etti ya. Namussuzca küfür etti. Ne dedi mahkeme? Takipsizlik verdi. Takipsizlik verdi. Sonra ben onu yayında okuyunca kanun yararına bozma davası açtırdım o kişiyle ilgili. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz memlekette bunu söyle. Bakın dün. Bugün de işte AK Parti milletvekili hakaret etti. Ona hiçbir şey olmadı. Tuncay Özkan sübbe dedi Cumhurbaşkanı'na. Tanımlamasını yapmaya falan gerek yok. O Tuncay Özkan'ın tavrı. Dava açtı, Adalet Bakanı'yla şey yarışa girdi. Pekala Tuncay Özkan'a Elazığ milletvekilinin söylediği, anasına ettiği hakaret ne? Ne o hakaret? Şimdi ben Mehmet Şimşek istifa etti dedim. Abi ben gazeteci miyim ya? Ben siyasetçiyim ya.
Siyasetçi sözünü söyleyecek. Yalan nerede? Yalanı çıkacak varsa ortada Mehmet Şimşek söyleyecek. Ben diyorum ki 20 gündür bir dedikoduyla Borsa İstanbul çöküyor. Ya en üzüldüğüm ne biliyor musunuz arkadaşlar? Borsa İstanbul'da hakkını savundum. Küçük yatırımcı da bağ manipülasyon diye hakaret etti biliyor musunuz? Peki size de falanlar borsadaki baronlar mı? Tabii. Borsada neden? Baron mu var? Baronlar var. Bir küçük yatırımcı. Tahtacı. Tebrik ediyorum. Bir küçük yatırımcı var borsada. Bir orta seviyede diyelim ona. Parası çok 10 milyonu 20 milyonu. Bir de yukarıda spekülatör ve manipülatörler var. Ya Bank of America. İsim veriyorum ya SPK duy. Duy bunu. Bank of America. Günlerdir milyarlarca satış yapıyor ya. BOFA. BOFA Amerika. İşte. Bank of